Arkadaşlar selamünaleyküm Savunma sanayimizden sürekli yeni haberler geliyor. İnsansız hava araçları gibi belli başlı alanlarda gelen haberlere artık alıştık. Ama bazı alanlarda haberler biraz daha seyrek oluyor. Bugün de o alanlardan birini konuşuyoruz. Geçenlerde haberlere heyecan verici bir gelişme düştü. Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Tayfun balistik füzesinin ilk test atışı yapıldı. O yüzden bugün bu konuyu konuşuyoruz. Videoya test atışı ve Tayfun'la başlarız. Zaten sistem hakkında çok bir bilgi yok. Ardından Türkiye'nin balistik füze serüvenini konuşalım. Yani bizi yeni atış testi yapılan Tayfun'a getiren süreci. Tayfun Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirildi. Rize Artvin Havalimanı'nda test atışı yapıldı. Bu atışın menziline falan dair resmi bir açıklama yok ama 300 kilometre barajının bu atışla aşılmış olduğunu söylemek zor değil. Bugüne kadar sahip olduğumuz sistemleri birazdan detaylıca konuşacağız ama onlar 300 kilometreden az menzile sahiplerdi. Yani taktik balistik füze olarak geçiyorlardı. Tayfunla bir basamak yukarı tırmandık. 300 kilometre ile 1000 kilometre menzil aralığındaki balistik füzelere kısa menzilli balistik füze deniyor. Yani Tayfun bizim ilk kısa menzilli balistik füzemiz oldu. Tayfun'un lançer yapısı Bora füzesinin lançer yapısına benziyor ve lançeri BMC'nin 8x8 bir aracı taşıyor. Bunun dışında da henüz Tayfun hakkında geniş bir bilgi yok. Zaten muhtemelen bu yapılan son atış testi değil. Kısa aralıklarla farklı atış testleri de yapılacaktır ve bu süreçte Tayfunla ilgili bilgiler yavaş yavaş basına yansımaya başlar. Ama şu an sadece bazı yayın organlarının iddia ettiği menzili düşünürsek caydırıcı bir sisteme sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bugün yarın Yunanistan'ın sesi çıkmaya başlar. Çünkü İzmir'den yapacağımız atışla Yunanistan'ın tamamı artık menzilimizin içine girdi. Güneyde ise İsrail'e kadar uzanan bir menzilimiz var artık. Tabi belki de menzil basına sızandan çok daha fazla. Eğer öyleyse bu hesaplar iyice değişir. Yani yeni balistik füzemiz olan Tayfun, Türkiye'ye sınıf atlatma potansiyeline sahip. Tabi bugünlere kolay gelinmedi. Bunu anlamak için bütün bir süreci konuşalım. Yani Türkiye'nin balistik füze hikayesini. Biz bu işe çok geç başladık ve uzun sürede çok önem vermedik. Neden önem vermedik kısmını en son konuşuruz. İlk kıvılcımlar 1980'lerde ortaya çıktı çünkü o dönem İran-Irak savaşı yaşandı. 1991 yılında da Birinci Körfez Savaşı. Bu savaşlarda sivil yerleşim merkezlerine balistik saldırılar yapıldı ve bölgemizde bunun bir tehdit olduğu fark edildi. Bu tehditten kurtulmanın tek yolu bu konuda bölgede bir tehdit olmaktı. O yüzden hiç tecrübemizin olmadığı bu alanda çalışmalara başladık. 1990 1990'ların ortalarına kadar Makine Kimya, TÜBİTAK SAGE ve Roketsan gibi devlete bağlı kurumlar bu konuda birbirlerinden bağımsız şekilde çalışmaya başladılar. Hatta tatlı bir rekabet bile yaşandı. Bu rekabet sonucunda Pars, Toros, Sakarya gibi roket projelerine sahip olduk. 40 kilometreden 110 kilometreye kadar menzile sahip füzelerimiz oldu. Ama bunlar gerçek manada balistik füzeler değillerdi. Güdümsüz topçu roketleriydi. Bunların içinden Sakarya seri üretime geçti. Ordumuzun envanterine katıldı ve TSK envanterine katılan ilk yerli roket sistemi oldu. Bu arada dışarıdan tedarik de yapıldı. Amerika'ya 72 adet taktik balistik füze siparişi verdik. Bunların isabet hassasiyetleri yüksekti. 165 kilometre menzilleri vardı. Yani ordumuz bu alımla ilk kez gerçek anlamda balistik füzeye sahip oldu. Balistik ihtiyacımızı bu şekilde hallettik bu doğru ama derdimiz sadece envantere balistik füze almak değildi. Yerli balistik füze üretmekti. Haliyle çalışmalar da bir yandan devam ediyordu bu noktada Çin süreçte aktif rol aldı. Çin'le o yıllarda teknoloji işbirliği yaptık. 1997'de 250 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladık. VS-1 adında güdümsüz roketleri aldık ve bu sistemin yerli imalatı ortaya çıktı. Adı kasırgaydı. Kasırga 100 kilometre menzile ulaşıyordu. Yani menzil açısından işimize yarardı ama güdüm sistemi yoktu. Hedefe attığımızda 1 kilometreyi bulan sapmalar yaşanıyordu. Bu da tabii ki çok fazla. Sonradan Roketsan kasırga üzerine çalışmalar yaptı ama konumuz o değil. O yüzden girmiyorum şu an. Çin'le 1998 yılında bir sözleşme daha imzaladık. Bunun da bedeli 300 milyon dolardı. Bu anlaşmayla bir teknoloji transferi daha oldu. 150 kilometre menzile ulaşan Yıldırım füzesi ortaya çıktı. Yıldırım'la artık yerli balistik füzeye gerçek anlamda sahip olduk. Yıldırım'da uçuş sırasında ufak çaplı da olsa rota düzeltmeleri yapılabiliyordu. Buna rağmen hedeften sapma mesafesi 150 metreyi buluyordu. Yani nokta hedeflere karşı kullanılamazdı. Nokta hedeflerde nükleer başlık kullanmıyorsanız balistik balistik füzelerde istenen hassasiyetin 20-25 maksimum 50 metrenin altında olması gerekiyor. Yıldırım bu rakamın üzerindeydi. Yine de Yıldırım elimizdeki etkili iki balistik sistemden biri. Üreticisi tabii ki Roketsan. Ağırlığı 2100 kilogram. Harp başlığı da 480 kilogram. Yıldırım füzesinin 4 versiyonu olduğu yazıyor sağda solda. Biri bildiğimiz 150 kilometre menzilli olan. İkincisi 300 üçüncüsü 900, dördüncüsü ise 2500 kilometre menzile sahip. Bu bilgi açık kaynak birçok yerde var ama bunlar dedikodudan öteye gitmiyor. Yıldırım dışında üstünde durulması gereken hatta esas konuşulması gereken sistem tabii ki yine Roketsan üretimi balistik füzemiz Bora. İlk kez bu füze 2017 yılında İDEF'te sergilendi. Ama daha eskiye dayanıyor. 2014'ten beri envanterde olduğu, geliştirme çalışmalarına bu süreçte de devam edildiği söyleniyor. 2016 yılında zaten Sinop'ta açık şekilde test satışı yapılmıştı. 2018 yılındaki test satışında 280 kilometre ötedeki hedefi noktasal hassasiyetle imha etmişti. Bora Balistik Füzesi de 300 milimetrelik çok namlulu roket atar sistemleri ve J-600T taktik balistik füzeleri gibi Türk-Çin savunma işbirliğinden doğru Çin'in B611 serisinden ilham alındı bu üründe. Bora'nın menzili 280 kilometre. GPS güdüm sistemi var. Çin'in B611'inin güdüm sistemi başarılı sayılabilecek seviyedeydi. 50 metrelik bir hassasiyeti vardı. Çok iyi değil ama kabul edilebilir bir seviye bu. Bora'da bu rakam 10 metreye kadar düşürüldü. Yani Roketsan gerçekten çok iyi bir iş çıkardı. Bu füzenin ağırlığı 2500 kilogram. Tahrip ve parça tesirli harp başlığı da 470 kilogram. Yani Bora tam anlamıyla işe yarar ve etkili bir balistik düze test atışları çok başarılıydı. Daha da önemlisi sahada da kullanıldı. Balistik füzelerin birçoğu böyle bir özgeçmişe sahip değildir. Sahada kullanımdan ziyade test satışlarıyla kendisini gösterir. Ama Bora ilk kez 2019 yılında Pençe operasyonunda kullanıldı. Bu operasyonda kullanılması elbette tuhaftı çünkü bunlar çok maliyetli sistemler. Terör operasyonlarında kolay kolay kullanılmazlar. Bora ile düşmanın en kritik testlerine hedef alırsınız. Askeri havalimanı, hava savunma sistemleri, radar mevzileri, toplam alma bölgeleri gibi gerçekten can yakacak noktalara atış yapılır. Yani terör operasyonlarına uygun değil fazla bir silah. Ama Bora'nın burada kullanılmasının belli sebepleri olabilir. Önemli bir istihbarat alınmış olabilir. Çünkü borayla vurulan nokta sınırdan 160 kilometre içerideydi. İşte bu durumlar için modern teknolojilere sahip balistik füze sahibi olmak önemli. O mesafeye hava sahası ihlalini göze alarak uçak ya da İHA sokmak tehlikeli. Ama balistik füzeyle durdurulamaz bir atış yapmak büyük kolaylık. Tabi illaki istihbarat olmak zorunda değil. Belki etkili olduğu gösterildi. Belki de diğer ülkelere mesaj verildi. Ya da gerçek sahada den denemek istediler. Birçok sebep olabilir başarılı oldu. Önemli olan tek şey bu. Bora elimizde en ağır harp başlığına sahip olan füze. Yani füze envanterimiz için de en caydırıcı sistem diyebiliriz. Peki şimdi gelelim diğer önemli soruya. Balistik füzelerin ne kadar önemli olduğu ortada. Ülkelerin silahlı kuvvetlerine ne kadar güç kattıkları biliniyor. Türkiye neden binlerce kilometre menzilli füzeler üzerinde çalışmıyor? Tabi yapıldığını, envanterde olduğunu iddia eden dedikoduları yok sayarak soruyorum. Aslında cevap çok basit. Bugünün şartlarında gereksiz. Bugün 15.000 kilometre menzilli 2 ton harp başlıklı bir balistik füze bile yapsak hiçbir caydırıcılığı olmaz. Biz nükleer güç değiliz. Bu kadar uzun menzilli balistik füzelerinde caydırıcı olmalarının tek sebebi nükleer başlıkları. O da bizde yok. Haliyle binlerce kilometre menzilli füzeler üretmenin çok da anlamı yok. Bir gün üretildiğini ya da test satışının yapıldığını duyarsanız bilin ki Türkiye'nin hedefi nükleer silaha sahip olmak haline gelmiştir. Kim bilir belki de o günler çok uzak değildir. Türkiye'nin balistik füze programını takip ederek bunu zamanla anlayacağız inşallah. Şu an için yeni balistik füzemiz Tayfun ülkemize hayırlı olsun diyerek bu videoyu sonlandıralım. Allah'a emanet olun.